Gümüştekin'de 26 yaşında bir genç kadın biliyorsunuz. Çocukları var, iki tane çocukları var. 10 yıl önce kaçarak evlenmiş, Yunus'la evlenmişti. Ben yaşadıklarımdan kadınların, genç kızların ders çıkarmasını istiyorum. Hem Yunus'la boşanmak istiyorum, hem de herkesin ders çıkarmasını istiyorum demişti. Ve bize başvurmuştu. Boşanma ile ilgili olarak gün bekliyorlar. Kübra ve kocası Yunus bugün yine yüzleşmeye devam edecekler. İlginç şeyler olmuş yayında olmadıkları sürece, hepsini öğreneceğiz. Önce Kübra gelsin. Kübra'cığım, gelir misin lütfen? Hoş geldin. Hoş bulduk Didem abla. Sen buraya geldiğinde demiştin ya, ben genç kadın olarak o kadar çok şey yaşadım ki. Evet. Yaşadıklarımdan kadınlar dersler çıkarsın, bir daha benim yaptığım hataları yapmasın demiştin. Evet Didem abla. Bugün de Dünya Kadın Hakları Günü. O açıdan evet, vurgulamak istedim. Çok teşekkürler. Rica ederim. Çok da büyük bir medeni de cesaret aynı zamanda. Yaşadığın her şeyi ekranda anlatmak ve onlarla, o sorunlarla yüzleşmek evet, çok fazla medeni bir cesaret. O anlamda da kutluyorum seni. Gel yerine otur. Şimdi siz Yunus'la tabii bir başvuru dilekçeniz oldu. Şimdi gün bekliyorsunuz. Boşanma ile ilgili olarak sevgili avukatımız Tunca Tokerdi size yardımcı oluyor. Şimdi Yunus da burada mı arkadaşlar? Yunus'u da bir davet edebilir miyim? Yunus da bir gelsin, beraber konuşalım. Yunus'cum, gelir misin lütfen? Hoş geldin. Hoş bulduk. Tamam, nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? İyiyim abla, çok şükür. Şimdi bazıları Yunus'u hak veriyor, bazıları sana hak verdiler. Yani senin anlattıklarını çok etkileyici buldular. Bazıları işte Yunus'un gözyaşlarını samimi olarak değerlendirdiler. Ama ben şunu merak ediyorum özellikle. Yunus, sen şöyle diyormuşsun dışarıda. Burada da bunu söyledin ama dışarıda bunu daha çok vurgu yapıyormuşsun. Yani beni hasta eden de, beni iyileştiren de, beni mutlu eden de, beni mutsuz eden de Kübra demişsin. Doğrudur abla. Öyle mi? Doğru. Yani sen Kübra'yla mutlu oldun. Yine ben Kübra'yla... hayatımı onun üzerine kurdum abla, öyle söyleyeyim. Hayatını onun üzerine kurdun. Aynen. Peki hayatın önünüze kur... Ya Kübra, sen mutlu musun peki? Önemli olan bir de Kübra'nın mutlu olması. Tabii, o da değilim yani. Didem abla. Ha? Değilim. Abla, ben hatamı anladım. Konuştuk, aradım. Ben aradım kendisini bizzat. Ha, sen mi her aradın? Şeyi anlattım. Ne zaman görüştünüz? Cumartesi günü abla. Aradım kendisini. Hı-hı. Anlattım derdimi. Hı-hı. Ne kadar pişman olduğumu. Anlatabildim, her şeyi anlattım abla ona. Hangi pişmanlıklarını anlattın? Hepsini abla. Ben şöyle biliyorum aslında. Kübra'nın seni aradığını biliyorum. Hayır, yok, Didem abla, ben aramadım. Ben aradım. Bize öyle söyledi yok, çünkü. Yok, ben aradım abla. Hayır, ben aramadım. Kendisi beni farklı bir numaradan aradı. Ben ya 6 yıldır hiç karşı karşıya gelmediniz ve bizim sayemizde bir şey evet, yaptınız. Evet abla. O zaman bize ne gerek vardı? Madem öyle görüşseydiniz bu kadar beni de yormazdınız yani. Didem abla beni yani aradı. Ben 5 sene boyunca zaten onu dinlemedim. Dinlemek de istemedim. Hiçbir şekilde yani böyle ilk defa böyle konuştum abla. Ondan sonra ben kendisini dinlemek istedim. Zaten ben ilk gün geldiğimde de dedim boşanmak istiyorum. Hala aynısını söylüyorum. Ondan sonra ben kendisini dinlemek istedim. Hı hı. Aslında bazı şeylerin doğruluğunu ortaya çıkartmak istedim. Hı hı. Kendisi anlatsın. Yani kendisinin dolduruşa getirildiğini. Hani bu burada yayınlanan lüks müks hayatların kendisinin bir bilgisinin olmadığını, sadece dolduruş açısıyla gelip burada söylediğini falan da söyledi. Yani ben ona güzellikle de anlattım. Ya senin şu ana kadar ekranda bir hafta boyunca Kübra ile ilgili söylediğin sözlerin hepsi yalan mıydı? Hayır abla, yalan diyemem. Ha. Ben karşı taraftan. Bana niye yalan söylüyorsun hayır, o zaman? Yok, ben yalan söylemedim abla. Ben ha, söylenenleri söyledim. Size de o gün de dedim zaten var. Söylüyorum diyorum abla, bak bana söylenenleri ben söylüyorum şu an. O zaman Kübra amcasının bunu söyler çocuğunun misin? Söylediğini söylüyorum. Ha, amcasının çocuğu ha, mu ona sana? Ona söylemişler. Evet. Hani ne diye görüşmüyorum. Onu aramışlar, onu doldurmuşlar. Onu doldurma nedenleri zaten apaçık ortada. Bizim onlarla bir mevzumuz var. Sırf onun da hani böyle kafasında kurup benim üstüme gelmesi için hani onu bana karşı kullanmışlar açıkçası. Hani Kübra'ya bela olsun, o Kübra'yla uğraşsın diye. Ya özür dilerim diye ama bunu günler sonra Hüseyin yayına bağlanınca, amcanın çocuğunun adı Hüseyin. Hüseyin şu iddialarda bulunmuştu. Senin zaman zaman evden kaçtığını, evet, kaçıp işte bazı mekanlarda çalışanların işte kızıyla onların hı-hı, evinde kaldığını, lüks merakın olduğunu hepsini o Hüseyin de söylemişti. Evet Didem abla. Ben onlar, de araştırmıştım abla. Onlar zaten şu anda yayına bağlanacaklar. Yaptıkları hatanın da farkındalar böyle bir şeyin olmadığını. Evet Didem abla, abisi bağlanacakmış. Bize hı-hı, öyle haber geldi. Yani burada kimsenin kimseyi karalamasına gerek yok. Kendisi kuzenlerin nerede derken bilene benim ailemi karıştıramazsın derken. Peki olmayan bir şey neden konuştular? Yani Didem abla, yani oyunla mı karşı bizim zaten onlarla bir sorunumuz vardı. Hani onlar bunu kullandı. Hani bunu rezil edelim. İşte insan içine çıkmasın gibi düşündüler. Hı-hı. Ama benim ailem de tanıyor. Benim
Yani ben kendimi biliyorum. Ben buraya alnım açık oturdum. Size ilk gün geldiğimde de söyledim. Çok akıllı ve çok güçlü bir kızsın. Evet, bak çok akıllı ve çok güçlü bir kızsın. Arkadaki telefon trafiğiyle olayı halletmişsin. Evet. Peki insanlar niye, yani sen insanlara geri adım attırabilmişsin? Evet Didem abla. Geri, bak Hüseyin telefona bağlandığında bütün iddialarını çok net bir şekilde ortaya koydu. Yunus sana parmak salladı. Dedi gel, tabii sallayamazdı da ama haklılık anlamında. Evet. Ne oldu da hafta sonu sen bunu hepsini dize getirdin? Vallahi Didem abla, ben helal olsun yaptıysan. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben kendileriyle zaten görüşmüyorum. Sadece bana haber geldi. Hı-hı. Hani hatalarını düzelteceklerine dair. Çünkü insanlardan çok linç yemişler duyduğum kadarıyla. Hı-hı. Hani çünkü benim babam oturduğu yerde sevilen, sayılan, saygı duyulan bir insan. Kendisi de çok iyi biliyor zaten. Peki senin Yunus'la ilgili hakkında iddiaların vardı. İşte Yunus'un işte bazı uygunsuz hareketleri olduğunu falan iddia etmiştin bize. Evet, söylediğim o da mı yalandı? Hayır, benim söylediklerim yalan değil. Ben kendisiyle de konuştum. Yani kendisi zaten yaptıklarının bilinç altında olmadan yaptığını beyan etti. Ya şunu, hayır, iddia şuydu. O iddia sahibini tabii sizin tartışmanızdan ekrana biz bağlayamamıştık. İddia şu. Yunus'un bir yere girip orada işte bazı nasıl söyleyeyim, ürünleri, marketteki ürünleri çaldığınla ilgili Yunus. Öte yandan işte onları bir ben oradaki söylemedim. Yani, ama o ihbar sahibinin yayına bağlanmasını sen çok istedin. Evet. Dedin ki iyi bağlansın. Bana dedi ki sen söyle dedi. Birine 19-20 yaşındaki bir kıza iyi davranmadığını söyledin. Didem abla, ben bana anlatıldı. Ben onun gibi yapmadım. Ben ona hafta sonu da söyledim. Bana illa dedi ki o ihbar neydi? Ben de ona dedim ki ben senin gibi kulaktan duyduğum şeyi ekranda kendim söylemem. Ben onlara da rica ettim. Varsa böyle bir şey kendiniz bağlanın, söylenin dedim. Onlar zaten bağlanmak için çok çabalamışlar herhalde. Ben gene gelip de burada kendi ağzımla demedim. Didem abla, ben bunu duydum, böyle yapmış falan. Ben bu iddiaları konuşmadım. Ben dedim ki kim yapmışsa, kim görmüşse kendisi yayına bağlansın. Kendisi delili varsa, kanıtı varsa gelsin. Şu anda çok uzlaştığınızı görüyorum sevgili izleyiciler. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye yazar mısınız? Çok yani geçen haftaki hırçın abla, çift gitmiş. Uzlaşan bir... Hayır, ben şu sizi böyle görünce... Acaba bir araya mı geleceksiniz ya? Ben şunu söyleyeyim. Bir araya mı geleceksiniz? Benim, benim buna karşı çok zaafım var. Bana bir kelimesi bile beni her şeye götürür abla. Bir kelimesi. Ona bakarak abla. Götürseydim ben şu anda burada olmaz. Ben her şeyi kabul ediyorum. Boşanmayı da kabul ediyorum. Evet. Sıkıntı yok ama diyorum bekleyeceğim. Söyledim de. 5 yıl olur, 10 yıl olur. Benim hayatımda ondan başka hiçbir şey olmayacak abla. Ha, tekrar sana döneceğini düşünüyorsun. Ben de öyle düşünüyorum abla. Ha, bekleyeceğim, düşünmüyorum. Aslında o zaman ben aradan çekildim. Siz dinlemek istiyorum. Bekleyeceğim abla. Bir konuşur musun Kübra ile? Yok abla, diyecek bir şeyim yok. Ben her şeyi söyledim. Ama bu çok telefonda önemli. Telefonda da söyledim Didem ona. Abla, ben bekleyeceğim. Çok yoruldum. Ama özür dilerim ama ya bir şey söyleyeceğim. Yani sen Kübra'nın da aslında senden hoşlandığını... Ve sana döneceğini mi düşünüyorsun? Hayır Didem abla. Ben bekleyeceğim diyorum. Ama o ne diyor demek? Ki, neye güveniyorsun? Didem abla bana da diyor. Diyor ki hani olur da diyor başkasıyla evlenirsin. Çoluğun çocuğun olur, mutlu olmazsın. Hayır. Ben diyor burada. Ben seni hep bekleyeceğim diyorum. Ben diyor burada bir kapıyım. Hani olmazsa bir konuşun, diyor. Ben aranızda bir şey anlaşamamışsınız. Yani diyor ki olmazsan diyorsun gel bana. Ama ben sen ne diyorsun bana, benim hayatımda kimse olmayacak. Olmasa ben bekliyorum diyorum. Yani bana tek sorduğu soru, hayatında biri mi var? Boşanmak için illa bir insanın hayatına birinin girmesine gerek yok ki. Tabii ki yok. Ben bunun için 4 senedir zaten 2 dava açmış insanım. Benim böyle bir durumum olsa ben ekran karşısına zaten çıkmazdım. Ay, neyi öğrenmeye çalışıyorsun? Hayatında biri olmazsa sen Kübra'yı... Şunu diyor Didem abla. Sana dönmek için ikna mı edebilirsin? Hayır, diyor ki şunu söylüyor. Diyor ki eğer ki diyor hayatında biri varsa bunu bana söyle. Ben de diyor kendi hayatımı ona göre yönlendireyim. Haklı. Ama diyor hayatında da biri yoksa diyor ben seni boşansak da 10 senede 20 senede beklerim. Ben de diyorum ki zaten barışmaya niyeti olan insan 5 senedir babasının evinde durup da 2 mahkeme açmaz. Buralara kadar gelmez. Artık diyorum bitti yani. Farkına varman gereken konu bu. Arkadaşlar karşıya şunu yazar mısınız? Aslında şunu söylüyor. Diyor ki Yunus, boşansak da Kübra'yı bekliyorum diyor. Evet, doğru mu? Doğru. Ben ama bir şey söyleyeyim. Sevgilin olsa da evlensen boşansan da yine onu bekliyorsun, öyle mi? Doğru mu anladın? Doğru abla, doğru. Bu ne demek ya? Nasıl bir şey? Ben bekliyorum abla. Ben ondan başka kimse olmayacak benim hayatımda. Ya bu ikinci, dün İbrahim'le tanıştık. İbrahim de sen, ya bu İbrahim ki kara sevdam, deli gibi aşığım diyor ayrıldığı eşine. Tekrar barışmak istiyor. Senin Kübra'ya duyguların ne? Nedir bu ben yani? Bilmiyorum abla. Ben başka kimse olmayacak ya. Kübra olursa olur, olmazsa başka da olmayacak. Ya ben ilk günde dedim, sevgi değil dedim, takıntı dedim. Kimse bana inanmadı.
yanmadı. Evet sevgili izleyiciler, yani biz de öyle düşünüyoruz. Özür dilerim bunu söylediğim için Yunus, ama bizdeki duygu şu. Ya bendeki duygusu da o, ekipteki duygu da o. Sizdeki duygu ne bilmiyorum ama Yunus'un Kübra'ya duyduğu duygu takıntı gibi geliyor bana. Takıntı. Öyle zaten Didem abla. Takıntı. Abla, takıntı olan insan şöyle beklemez yapalım, ama. Pınar'cığım izleyicilerimize soralım. Bu aşk mı takıntı mı? Onunla ilgili bir anket yapalım. Lütfen anket sonucunu da yayınlayalım sonra. Şu anda Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçmeye. Birazdan Aslı'cığım hemen bir hazırlar mısınız?